BBC tarafından engellendiği için bir süre yayınını denizden yapmış, gemiden yapmış. Aslında bir efsane. Akşamları 10.30'da pastaneyi kapattıktan sonra müzik çalmaya başladı hoparlör üzerinden ve o küçük kasabanın en popüler haline geldik. John Lord piyanoyu çok iyi çalan grup kurucularından biri. Pankreas kanserinden öldüğünü okumuştum bir yerde. Pankreas kanseri olanların %30'unda muhakkak sigara vardır. En önemli belirti izah edilemeyen bir kilo kaybı. Hasta zayıflıyorsa, bunu da diyet yaparak değil, yapmadan da zayıflıyorsa, ben sevgilime Daliznajda Tevolim Dado Topic'i söylerken en iyi şarkı olmasa bile benim hayallerimde en iyi şarkı oluyor. Hocam sevgilim derken, hocam yeni bölüme hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu nedir hocam? Lüksemburg Radyosu'nu, biraz da rock, bir de pankreas kanserini konuşacağız. Lüksemburg Radyosu nedir hocam? Lüksemburg Radyosu yıllar önce Lüksemburg'da iki kardeş tarafından kurulmuş ve yeni çıkan plakları çalan bir radyo istasyonu oluyor. Tamamen amatör bir radyo istasyonu. Ancak 1950'lerden sonra ofisini Londra'ya taşıdıktan sonra Avrupa'nın en büyük ticari radyosu haline geliyor. O dönem çıkan yeni grupların, toplulukların bütün yeni parçalarını çalan, hatta bir sürü rock grubuna ilham olmuş bir radyo istasyonu. Aslında bir efsane. Londra'ya taşındıktan sonra hani BBC tarafından engellendiği için bir süre yayınını denizden yapmış, gemiden yapmış. Çünkü BBC tarafından engellenmiş. Dolayısıyla bütün gruplar bu ilk parçalarını, en ünlü parçalarını bu istasyondan duyurmuştur zamanında 1970'lerde. Rock müzik mi? Bütün parçalar, gündemde olan bütün parçalar, ama o dönemde daha 1970'lerde yeni işte o hippie hareketi, yeni rock grupları 60'lı 70'li yıllarda popüler olmaya başladığı zaman en popüler gruplar parçalarını bu radyodan duyurmaya başlamış. Lüksemburg Radyosu 1992'ye kadar yayın yapıyor. En son kaydını Van Morrison'un In the Days Before Rock and Roll diye bitiriyor. O zaman en çok dinlenen parçaydı. Ama bu Deep Purple'lar, Led Zeppelin'ler hepsi bu radyodan kendi sesini duyurabiliyordu 1970'li yıllarda. Hocam peki siz nasıl tanıştınız radyo? Siz nereden duydunuz? 1970 yılında benim büyük abim bir pastane açıyor Adriyatik'in çok küçük bir kasabasında sahilde. Bu pastane adı Mediterane, Akdeniz, Mediterran gibi. Pastanede de benim en büyük abim çalışıyor. Hani tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi. Bir de yeni tıp fakültesine başlamış olan diğer abim ve en büyük abim birkaç garson da pastaneyi çalıştırıyorlar. Ben de o zaman 8-9 yaşlarında ilk defa Adriyatik'te küçük kasabaya gitmiştim. Yugoslavya döneminde daha katı kurallar vardı. Mesela bu pastane gece 10.30'da, 22.30'da kapatılmak zorundaydı. Ancak benim tıp fakültesinde okuyan abim şey yaptı, bir hat çekip pastanenin ön duvarındaki fenere bir hoparlör bağlattı. Akşamları 10.30'da pastaneyi kapattıktan sonra müzik çalmaya başladı hoparlör üzerinden ve her akşam Radyo Lüksemburg'u açıyordu. Ben de çocuk olarak onların yanında kalıyordum ve o küçük kasabanın en popüler haline geldik. Çünkü bütün hippiler, rock müzik severleri hepsi belli bir zamandan sonra 10.30 gibi bizim pastanenin önünde toplanmaya başladı. Ve o zaman ben ilk defa o radyodan Deep Purple, Led Zeppelin'i duydum ve rock'la ilk tanışmam bu yıllarda oldu. Ondan sonra hani bu Yugoslavya'da da aynı yıllarda rock müzik ve gündeme gelmeye başladı, popüler olmaya başladı. Hani Yugoslavya bir demir perde ülkesi olmasına rağmen öbür komünist ülkelerden çok daha demokrat bir ülkeydi. Dolayısıyla bizim de radyolarımızdan bu parçalar çalmaya başladı. Benim o Adriyatik kasabasında işte Lüksemburg Radyosu'ndan başlamış olan meramı Belgrad Radyosu'nu dinlerken devam ettirdim. Mesela Belgrad Radyosu galiba 71'de, 70'li yıllarda, 69'da Veçovuz Radyo diye bir program başlattı ve Yugoslavya'da kurulan yeni grupların yeni parçalarını çalmaya başladılar. Lüksemburg Radyosu ne idiyse Avrupa için, bu Belgrad Radyosu Yugoslavya için oldu. Ben orada ilk defa işte Jugrupa Smak olsun, Bjelo Dugme'yi, Goran Bregovic'i, bunları duymaya başladım. O dönemde işte bu yayın sayesinde Goran Bregovic gibi biri çıktı. Hatta 1972 yılında Gençlik Bayramı kutlanıyordu Yugoslavya'da 25 Mayıs'ta. Tito'nun doğum gününe denk geldiği bir gün bu yeni çıkan gruplar bir konser vermek müracaatında bulunuyorlar. Ancak izin çıkmayınca Tuna Nehri'nde, hani Sava ve Tuna Nehri'nde gemide konser veriyorlar. Ve benim dinlediğim bu program konseri canlı olarak yayınlıyor. Yani bu aslında biraz Radyo Lüksemburg'un işte İngiltere'de izin alamadı,
yaptığı dönemlerde denizden yayın yapması gibi biriydi. Dolayısıyla benim bu rock müziğine, ister Yugoslav ister dünya rock müziğine merakım böyle başladı. Peki o yaşlarda tanışıp da en sevdiğin gruplar hangileriydi hocam? Deep Purple'ı ilk dinlemeye başlamıştım. Onu işte 1970 yılında Deep Purple, Led Zeppelin, The Doors'ları dinliyordum. Peki o dönemde tanışıp da hala dinlediğiniz gruplar var mı hocam? Evet, hala Deep Purple'ı dinliyorum mesela. Deep Purple, Led Zeppelin'i dinliyorum, The Doors'ları, Bob Dylan'ı dinliyorum. Hatta birkaç yıl önce Deep Purple gelmişti, İstanbul'a konserine de gitmiştim. Yakın bir tarih mi hocam? Birkaç yıl önceydi yani. Hayattalar mı hala ya? Ha, hepsi değil, John Lord hani biliyorsunuz hani kurucusu, Purple'ın kurucuları Chi Blackmore, gitaristi bir de John Lord vardı. John Lord hani piyanoyu çok iyi çalan grup kurucularından biri. John Lord'un pankreas kanserinden öldüğünü okumuştum bir yerde. Pankreas kanseri hakkında bayağı ölümcül bir hastalık olduğunu duymuştum. Ha, pankreas kanseri ciddi bir hastalıktır çünkü sinsi gelişiyor. Hani pankreas kanseri tanısı %80 oranında artık tedavisi olmayacak bir fazla yakalanıyor. Erken yakalamak çok zor oluyor. Dolayısıyla bir de çok sıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle istatistikler çok çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 62 bin yeni vaka tespit ediliyor. Avrupa'da pankreas kanserinin oranı 100 binde 8 civarındadır. Peki bu hastalığın risk faktörleri nedir hocam? Pankreas kanserinin en önemli risk faktörü sigaradır. Sigara içenlerin %30'unda pankreas kanseri olanların %30'unda muhakkak sigara vardır. Eğer 40 paket yıl sigara içtiysek bu neye tekabül ediyor? Hani 20 yıl günde 2 paket sigara içen birinde kanser riski olma ihtimali içmeyene göre 5 katı fazladır. %500 daha fazladır. Onun dışında kilolu olmak, hani obezite de ciddi bir risk faktörü sayılıyor. Şeker hastalığı, şeker hastası olanlar da pankreas olma ihtimali yine 5.4 katı kadar fazladır. Veya kronik pankreatit geçiren hastalarda. Mesela kronik pankreatit geçirmiş olan 200 bin hastayı incelemişler. Bunlar da pankreas kanseri riski 26 kat daha fazla. Onun dışında işlenmemiş gıdalar tüketmek, yani işlenmemiş et, et ürünleri riski arttırır. Ama bir Akdeniz diyeti, Akdeniz tipi beslenme, daha çok meyve sebzeyle beslenenlerde pankreas kanseri çok daha nadirdir. Hep kahveden de bahsediliyor ama aslında kahve pankreas kanseri için hiç bir risk teşkil etmiyor. Belirtileri nedir ya da tanı nasıl koyuluyor bu hastalıkta? En önemli belirti izah edilemeyen bir kilo kaybı. Hani bir hasta zayıflıyorsa, bunu da hani diyet yaparak değil, yapmadan da zayıflıyorsa bu ciddi bir şüphe uyandırıyor bizde. Karın ağrısı. Daha çok karnın orta kısmında, bazen de sırta yayılan bir karın ağrısı oluyor. Hatta ve hatta geceleri bir gece ağrısı, hani uykudan uyandıran bir gece ağrısı oluyor. Sonra pankreas kanseri olan hastaları bazen biz çok dolaylı ulaşıyoruz. Benim hastam vardı. Pıhtısı vardı. Hani bacakta pıhtı vardı. Duydunuz, derin ven trombozu diye geçiyor. Alt ekstremite bacağında pıhtı var, trombozu var ama biz ona pankreas kanseri de baktırdık. Çünkü derin ven trombozuyla bazen bunlar bize geliyor. Hani bacağı tıkanmış, tromboz olmuş ama pankreas kanseri çıkıyor. Hani karında bir şişlik oluyor çünkü karında su toplamaya başlıyor. İlerledikçe de daha zayıf hale, kaşıklık hale geliyorlar. Özellikle işte metastazlar olduktan sonra karaciğer büyümeye başlıyor, dalak büyümeye başlıyor. Hani hepatomegali oluyor, splenomegali oluyor. İşte bunlarda pankreası ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Hatta bazen cilde bile metastaz verip, hani ciltte bir takım nodüller oluyor. Onun özel adı var, nodüller. Hani cilt üzerinde bir nodüller. Oradan pankreas olduğunu düşünüyoruz. Pankreas kanserin de sinsili demiştim ya, %80 vakayı geç buluyoruz. Hatta artık metastaz vermiş bir durumda buluyoruz. En çok da lenf bezlerine metastaz veriyor. Karaciğere çok metastaz veriyor. Akciğerlere biraz daha nadir. Cilde de metastaz verebilir ama öyle kemiklere çok yayılmıyor. Beyine de yayılmıyor pankreas kanseri. Teşhis ve tedavi konusunda neler yapılmalıdır? Teşhisi çok zordur. Genelde non-spesifik belirtilerden yakalayabiliyoruz. Erken dönemde yakalama gerçekten zordur. Kan tahlillerinde işte standart taramalar dışında biraz karaciğer enzimlerine bakıyoruz. Transamin nazlara, amilaza, lipaza bakıyoruz. Bir de hep meşhur olan da zaten herkesin bildiği bu tumör markerları var. Tümör belirteçleri. Bunlardan %70'inde Ca19'a 9 pozitif geliyor. 60-70'inde de CEA, karsinoembriyojenik antijen pozitif geliyor ve bazı genetik testlerle de tanıyı koyabiliyoruz. Fakat mutlaka görüntüleme bizde kesin tanıya götürüyor. Görüntüleme yöntemleri, işte bir sıradan bir ultrasonla bile tanıyı koyabiliriz ama kontrastlı, ilaçlı karın tomografisi ve MR'la bu tanıyı koyabiliyoruz. Şüphelendikten sonra biyopsiye gidiyor. Biyopsi ile kesin histopatolojik tanı konuluyor. Tanıda ve tedavide de
de yolumuzu belirleyen bir PET CT var. PET tomografisi var. PET tomografisi bir tümörün kendi alanında kalıp kalmadığını gösteriyor. Yoksa uzak bölgelere metastaz verip vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla genelde bütün hastalara PET CT de yapılıyor. Hocam peki tedavisi var mı? Erken dönemde yakalanırsa kesin tedavi sadece cerrahiyle olur. Hani o kitleyi alarak olur. Ama bunlar genelde biraz geç de yakalanıyor. Dolayısıyla cerrahiye uygun olan hastalarda cerrahi ameliyat, arkasından da hem kemoterapi hem immunoterapi yapılıyor. Aynı zamanda da radyoterapi yapıyoruz. Pankreas kanseri hani zor bir hastalık olduğu için tedavide hastanın hayatını daha rahat bir hale getirmek için semptomatik tedavide yapıyorlar. Ağrıyı azaltmak gibi, işte düzgün beslemek, kansızlığı tedavi etmek gibi tedavi yöntemleri de uygulanır. Luxemburg Radyosu, Belgrad Radyosu derken pankreasa geldik. Açıkçası biraz korktuk da, üzüldük de. Hadi biraz neşemizi yerine getirelim. Yugoslavyaca olsun ya da İngilizce olsun en sevdiğin şarkı hangisi? Çok sevdiğim şarkılar var. Mesela Deep Purple'ın Child in Time'ı çok seviyorum. Ama hani bir şarkıyı sevmek için o şarkı nerede söylendi, ne zaman söylendi, yanınızda kim vardı, o anda ne yapıyordunuz? Bence onların çok önemi var. Ben sevgilime Daliznajda Tevolim Dado Topic'i söylerken en iyi şarkı olmasa bile benim hayallerimde en iyi şarkı oluyor. Hocam sevgilim derken? Benim bir tane sevgilim var, Yeşil Gözlüm. Adına da şiirler yazdığım romanımda da ondan bahsettiğim sevgilimi kastetmiştim. Yine bilgilendik, hem biraz korktuk ama keyiflendik de sonunda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.